Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Necdet Özel, Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi sırasında bombalanan Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti. 15 Temmuz'da şehit olanlar için özel harekat anıtına gül bırakan Özel, yetkililerden o gece yaşananlar hakkında bilgi aldı. Eski Genelkurmay Başkanı Özel, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Döneminde FETÖ ile bağlantılı askerlerle ilgili işlem yapılmadığına ilişkin iddiaları yalanladı. Gelen bütün ihbar ve iddialar tarafımızdan hem adli hem idari yönden incelenmiştir. O iddialar asılsızdır efendim. Özel, Türk Silahlı Kuvvetler'deki siyasal değişikliğe ilişkin de konuştu. Bu konuda herhangi bir şey söylemiyorum çünkü siyasi irade kararını vermiştir. Kanun hükmünde kararnameler çıkmıştır. Alınan kararlar doğrultusunda uygulamaları beklemek lazım. Eski Genelkurmay Başkanı birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Bunu bozmaya çalışıyorlar dedi. Son zamanlarda Türkiye'de birlik, beraberlik ve istikrar ne kadar güçlü? İşte birileri çıkıyor. Bu birlik ve beraberliği, bu güzel ortamı bir şekilde değiştirmeye çalışıyor. Bunun arkasında yatan şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni istikrarını bozmak, bölmek, parçalamaktır. Necdet Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ihanet edildiğinin de altını çizdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çok büyük ihanet etmişlerdir. Çünkü onlar Atatürk ilke ve inkılaplarının doğrultusunda yetiştirildiler. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne her şeyleriyle bağlı olacak şekilde eğitildiler. Fakat bugün bakıyoruz ki neydi belirsiz kişilerin arkasından gitmişler ve o kişilerin emirlerini ve talimatları doğrultusunda hareket etmişler. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğini bile bana göre hak etmiyorlar. Eski Genelkurmay Başkanı Özel açıklamaları sonrasında Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı yerleşkesinde bulunan Şehitler Camii'ne geçerek cuma namazı kıldı.